Çin virajında son 27 gün. Evet, adaylar arasında da söylemler zaman zaman sertleşebiliyor. Bazen Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Özel'i eleştiriyor. Bazen Sayın Özel Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Ama bazen bunun dozu o kadar artıyor ve seviye o kadar farklı bir noktaya geliyor ki şimdi hemen siyasetiniz batsın dedirtecek bir cümle kurmamıza neden oluyor. Kim bu cümleyi kuran? Kurduran daha doğrusu. Arnavutköy MHP ilçe başkanı Temel Bedir seçim çalışmaları yapıyor, yapabilir. Cumhur İttifakı'nın peygamber sahabilerine şu ifadeyi kullandı. Ebu Cehil. Dünyada iki yol var. İki yolun biri Allah'ın Resulüne doğru giden yoldur. Diğer yol da Ebu Cehil'e giden yoldur. Tercih sizin. Sizler ister Ebu Cehil'in yoluna gideceksiniz, isterse Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz'in izini takip edeceksiniz. Daha neler duyacağız acaba dediğimiz şeyler duyuyoruz. Şimdi biraz da İYİ Parti cephesine bakalım. Ne dedik? Adaylar sahada dedik. Genel başkanlar sahada dedik. Yardımcıları da sahada. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Ahlat'ta bir açıklama yapıyor. Bir dinleyelim, bir kulak verelim. Sonra devam edelim. Milletimize olan güveni daha da sarsacak yanlış ve hukuksuz bir politikadır. Bu gelişmeleri de buradan Ahlat merkezinde olmak üzere tüm teşkilatlarımızla takip ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Ve bakın biz çünkü Türkiye'nin milli merkeziyiz. Biz kardeşlik hukuku projesiyiz. Ahlat o kadar önemli ki bizim için kuzeyden güneye, doğudan batıya, şucu bucu demeden, şuralı buralı demeden, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan, ülkemizin her bir vatandaşını ayırmadan kucaklama sorumluluğu içerisindeyiz ve biz buna talibiz. İYİ Parti inşallah birbirini ötekileştirmek isteyen bu düşmanlaştırma politikasına, bu prangaya karşı durup inşallah bunu söküp atacaktır. Değerli basın mensupları, ülkemiz tabii ağır bir ekonomik krizden geçmektedir. Ahlat'tan bu konulara da, bu sorunlara da değinmek istiyoruz. Özellikle son süreçte iktisadi anlamda bazı veri akışları gerçekleşti ve biz de bunları takip ettik. Çünkü bunları takip ederek vatandaşımızın haklarını arıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önergeler, kanun teklifleri veriyoruz ve bu rakamlara yönelik olarak emekçinin, emeklinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırıyoruz ve bu mücadele içerisindeyiz. Ancak zannediyorum bir akademisyene, ekonomiyle uğraşan ilgili bir uzmana son dönemdeki veri akışlarının, TÜİK'in açıkladığı rakamların ne kadar güvenilir olduğunu sorduğumuzda herhalde bu konu karşısında gülümsemekten başka bir şey yapamayacaklardır. Çünkü bakın bir rakam açıklandı. Gayri safi yurt içi hasılanın ayrılmasını ve cari fiyatlarından ayrılarak reel bir hale getirilmesini sağlayan deflatör dediğimiz rakam.